Herkese merhaba. Bugün siber saldırı, savaş nedir bir bunlara göz atalım istedim. Koca bir haritanın üzerinde dünyada neler oluyor gelin hep beraber bakalım. Siz de hiç hacklendiniz mi? Hiç hesabınız çalındı mı? Hadi hep birlikte bunları nasıl yapıyorlar? Birazcık ayrıntısına girmek istedim bir bunlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi dünyada şu an acayip bir veri akışı var ve bu veri akışı sürekli devam ediyor. Şu an gördüğünüz sitede bize zararlı yazılımların nasıl birbirlerine gönderildikleri, hesapların nasıl hacklenmeye çalıştığıyla ilgili ayrıntılı bir sunum sunuyor. Evet, bunlara biraz göz attığımızda şu an Amerika'ya büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Bütün dünyadan, Avrupa'dan Amerika'ya, işte Çin'den Amerika'ya genelde saldırılar var. Evet, burada site bize şunları da sunuyor. Mesela 3 tane top 3 diyor, yani en çok saldırı yapan ülkeler arasında şu anda 1 numarada İngiltere görünüyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Evet, Amerika 2. sırada, Fransa 3. sırada görünüyor. Peki ataklar, yani saldırılar nerelere gidiyor? Yani hedef noktalar neresi? 1. sıraya evet Amerika çekiyor. Amerika'ya bayağı bir dünyadan demek ki tepki var bu anlamda. Hackerlar bazı hesapların bilgilerini çalmak için zararlı yazılımlar, virüs dediğimiz, bu truvası dediğimiz, solucan dediğimiz yazılımları gönderip sistemlerini Amerika'nın genelde çökertmek için bunları yapıyor. Tabi ülkemiz de bazen bundan nasipleniyor. Ama ülkemizde de tabii ki çok iyi yetişmiş siber güvenlik uzmanlarımız var. Bununla ilgili dünyada 2010 yılından sonra artık bütün ülkeler yavaştan tedbir almaya başladı. Mesela açık mikrofon dinleme dediğimiz saldırılar bir ara çok revaçtaydı. Tabii ki hepimizin cep telefonu var. Bilgisayarlarımızda yani gömülü mikrofon sistemleri var. Buradan maalesef herkes birbirini dinler hale gelmişti. İşte bunlar dünyanın üzerinde bu şekilde oluyor. Evet, biraz göz attığımızda şöyle bu tip durumlara. Siber savaşta olabilecek şeyler neler? Tabii en tehlikelilerini söyleyeceğim. Örnek veriyorum, nükleer tesislerde, petrol ve doğalgaz hatlarında sorun çıkartabilirler. Herhangi bir nükleer tesisin, petrol boru hattının bilgilerine sızıp oradaki veriyi değiştirip açık vanayı kapatabilir hale geldi artık dünyadaki teknoloji. Bununla birlikte hackerların da artık yüklendiği yerler daha çok üst düzey şeyler oldu. Tabii ki her zaman olduğu gibi dolandırıcılık konusunda, yani hesapları çalma, oturum, hani bazen giriyoruz oturum hesabımızı açamıyorsunuz, Instagram hesabım çalındı diyorsunuz ya, işte bunlar üzerinden de tabii ki para kazanmaya çalışıyorlar. Ayrıca hava kontrol sistemlerine çok yoğun saldırılar olduğunu duyuyoruz. Bu tabii ki çok vahim şeylere yol açabilir. Uçakların düşmesine kadar gidebilir bu saldırı sistemi. Elektronik bankacılık, zaten bunun önüne bir türlü geçemediler. Hesabımız çalınıyor, kredi kartımızın bilgileri çalınıyor, kendi adımıza bankalarda hesaplar açılıyor, farkında değiliz. Bu tip bir sürü şey var. Tabii en sonunda olay şeye bağlanıyor, elektriğin icadı. Elektrik dağıtım şirketlerine herhangi bir saldırı olduğunda, yüklü bir saldırı olduğunda, tabii ki onların sistemi de kendini koruyamadığında elektrik gidiyor. Günümüzde elektrik gitmesi demek vahim bir çöküş demek. Çünkü bütün her şey elektriğe bağlı. İnternet elektriksiz çalışmıyor. Bu kadar basit. Bütün makinalarımız, cihazlarımız, telefonlarımız, bilgisayarlarımız elektriğe muhtaç. Bu anlamda da dikkat etmekte fayda var diyoruz. Evet, ne tarz saldırılar oluyor? Bir de buna bakalım. Genelde oturum çalma üzerine, yani hırsızlık, hesabımızın çalınması üzerine. Şu an burada da gördüğümüz gibi intrusion diyor, yani hesap çalma, hırsızlık üzerine gayet yüksek bir oran veriyor site. 61.2 milyon şu anda böyle bir saldırı olmuş. Günlük herhalde şey yapıyor, update ediyor bu sistem kendini. Bu anlamda güzel bilgiler verdiğini düşünüyorum. Evet, 11.9, yani 12 milyon kadar da zararlı yazılım, yani virüs, solucan dediğimiz bu bilgisayarlarımıza girdiğinde çökerten, telefonumuza girdiğinde hiçbir şey yapamadığımız, telefonun açılmamasını sağlayan yazılımlar da gayet yüksek derecede.
Evet, burada IP adreslerini de görüyoruz. İngiltere'de mesela büyük bir saldırı var şu an Amerika'ya. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama tabii bu günlük değişiyor. Geçen günlerde Türkiye'ye çok büyük saldırılar oldu. Bu anlamda da Türkiye'nin güvenlik anlamında yaptığı tabii hareketler var. Mesela TÜBİTAK'ın, TSK'nın yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siber Savunma Merkezi Başkanlığı, TÜBİTAK, Siber Güvenlik Kurulu gibi kuruluşlarımız var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tabii bunların başını çekiyor. Ayrıca bizim diğer arkadaşlarımız var. Bu anlamda böyle beyaz hacker deniyor. Yani savunma amaçlı herhangi bir saldırı geldiğinde onlara karşılık vermek, sistemi korunur hale getirmek amaçlı çalışan bir sürü uzman arkadaşımız var. Türkiye'de de bunların zirveye çıkanlarının üzerinde Ay Yıldız Team geliyor. Ay Yıldız Team evet dünyayla artık yarışır halde. Hatta bildiğim kadarıyla bildiğimiz bu ünlü olan Anonymous Hacker grubunu da zamanında hacklemeyi başardılar. Onlara da buradan saygılar ve selamlar söylüyoruz. Siteyi biraz daha inceleyecek olursak bir sonraki sayfada site bize bir önceki yıla göre bu sene bu saldırı çeşitleri arasında solda gördüğünüz saldırı çeşitleri yani zararlı yazılımlar ya da işte hedef bilgi çalma gibi şeyler arasında ne gibi bir değişiklikler var? Onlara göz atabiliyorsunuz. Mesela geçen sene zararlı yazılımlar yani malware dediğimiz bu sene bu geçen seneye oranla %33 düşmüş. Ama mesela bilgi çalma gibi şeylerin yapıldığı oran %29 yani %30'a yakın artmış. Yani bu ne demek? Bu aralar daha dikkatli olmamız gerekiyor hesaplarımızdan bilgi çaldırmamak için. Oturum şifrelerimizi, bu mail şifrelerimizi aylık, 3 aylık periyotlarda değiştirmenizi öneriyorum. Bu anlamda hatta şifre oluştururken doğum tarihi falan yazanlar var hala. Bunların artık önüne geçelim. Bir harf koyun, küçük harf, büyük harf, ne bileyim noktalama işareti daha karmaşık hale getirirseniz şifrelerinizi daha güvenli olacağını düşünüyorum. Evet, sitenin bir sonraki güzel özelliği de şu. Güncel hacklenmelerle ilgili haberler yayınlanıyor. Burada dikkatimi en son haber tabii ki. 22 Mayıs'ta vermiş oldukları bir haber çekti. Trojan yani bu bir virüs şekli, Truva virüsü. Bu genelde bilgisayarları çökerten virüs şekillerinden. Covid-19 ile ilgili e-maillerin eklerinde bunların olduğuna dair bilgi yayıldı. Yani herhangi bir tabii şu an Covid-19 yani koronavirüs dünyanın bütün herkesin gözü üzerinde. Yani herhangi bir mail aldığımızda, bir mesaj aldığımızda başlığında Covid-19, koronavirüs yazıyorsa direkt okuyoruz. Hatta eklerinden bir şey varsa acaba bilmediğim bir bilgi mi var? Herhangi bir şey mi oldu? Şu an dünyada başka bir bilgi mi, aşı mı bulundu derken biz de o eklere tıklıyoruz. Evet, burada ben sizi uyarmak istiyorum. Bu eklerde sıkıntı olabilir. Truva virüsü denilen bu Trojan dedikleri virüsler bu eklere gizlenmiş ve şu anda bayağı bir bu anlamda saldırı olduğunu söylüyorlar. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, bu sitenin linkini aşağıya yorumlar kısmına yazacağım. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan siz de takip edebilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda dünyada hakikaten bu iş durmuyor. Feci bir hacklenme, hacker yoğunluğu var. Bunun önüne nasıl geçilir? Yani bu artık yeni dünya düzeni dediğimiz düzende bizi hep bu tip şeylerle karşılayacak bir şey mi? Bunlara bir bakmak lazım. Dikkat etmenizi öneriyorum. Siber saldırı savaş derken böyle izlerken de eğlenceli oluyor aslında. Nerede neler oluyor? Hangi ülkelere savaş açılmış? Ben çok eğlenceli bir site olarak buldum. Sizin de incelemenizi tavsiye ederim. Tekrardan beni beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.